Ya diyorlar kardeşim sen nasıl mason olursun? Hem de üstad mason, Meşrik-i Azam. Ben talep etmedim. Masonlar kendileri beni Meşrik-i Azam ilan ettiler. Yani ben yemin törenine falan katılmadım. Ama onlar biz senin bilgini, derinliğini değerlendirdik. Seni Üstad Mason, Meşrik-i Azam ilan ediyoruz dediler. Ben de teşekkür ettim. İltifat kabul ediyorum inşallah. Verdikleri madalyaları, madalyonları göstereceğim. Kardeşim diyorlar, bazı kardeşim dar düşünüyorlar tabii, çok çok dar düşünüyorlar. O zaman diyorlar, işte kiliseye girmek için Hristiyan mı olmak lazım? Ya kardeşim kilise açık, herkes istediği gibi girer ama Evet. sen mesela kulüp var İstanbul'da, herkes giremez, üye olanlar girer. Evet. Eğer orada tebliğ yapmak istiyorsan üye olursun, ondan sonra girersin. Masonluk içerisinde de eğer tebliğ yapmak istiyorsan, İslam'ı anlatmak istiyorsan üye olman lazım. Üye olmayan giremez. Ayrıca üye olsan da konferans verme, orada irşat faaliyetlerinde bulunma imkanı olmaz. Tabii. Üstad mason olman lazım. 33 dereceli olman lazım. Meşrik-i Azam olman lazım. Ben Meşrik-i Azam Üstad mason olduğuma göre istediğim gibi orada tebliğ yapabilecek konuma geldim. Tabii. Şu an Amerika'da olsun, Rusya'da olsun, Çin'de, Hindistan'da, İngiltere'de bütün mason hocalarında sohbet etmek, ders vermek iznine sahibim. Maşallah, maşallah. Hatta burada İtalyan mason hocası siz dediler eğer isterseniz burada localar tesis edecek şekilde de size izin verebiliriz dediler. Benim öyle bir talebim olmadığı için teşekkür edip reddettim. Ama üstad masonluk tebliğ için yeterli. Tabii. Her yerde. İran'daki mason localarında da, Afganistan'daki localarda, Irak'taki localarda, Suriye'deki localarda, her yerde özgürce, rahatça, özellikle Fas, Tunus ve Cezayir'deki büyük localardan istediğimiz gibi tebliğ yapma imkanına sahibiz şu an. Amerikan ordusunda da en stratejik yerlerinde tebliğ yapabiliyoruz. İslam'ı anlatabiliyoruz, Kur'an'ı anlatabiliyoruz. Darwinizmi, materyalizmi, geçersizliğini anlatabiliyoruz. O yönden önemli. Yani o mantık yanlış.